güzel gündemle yeniden karşınızdayız değerli izleyenler. Sarıkamış şehitleri bu senede çeşitli etkinliklerle hatırlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı Sarıkamış Harekatı'nın 101. yılında vefakar gençlik cefakar ecdadını unutmayacak sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Ecdadının şehit olduğu güzergahta düzenlenecek yürüyüşe binlerce vefakar genç katılacak. TRT Haber olarak biz de yapacağımız yayınlarla bu birkaç gün boyunca Sarıkamış şehitlerini anacağız. Özel gündemin bugünkü bölümüne de çok değerli bir isim davet ettik. AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sarıkamış Harekatı'na Doğu'nun Çanakkale Zaferi diyebiliriz, öyle değil mi? Çanakkale Zaferi'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı çünkü. Efendim aslında bütün özet bu. Bütün özet bu çünkü bir taraftan özellikle Ruslar Kafkaslardan, Kuzey'den Türkiye'ye girmeye veya Anadolu'ya girmeye çalışırken bir taraftan İngilizler Çanakkale'den İstanbul'a gelmeye çalışıyorlar. Ve gerçekten Sarıkamış harekatı, Sarıkamış'ın Rusları Kafkaslar'da, Kars'ta o bölgede bloke etmesi Rusların Karadeniz'den İstanbul'a girişini engellemiştir. Rusların Karadeniz'den İstanbul'a girişinin engellenmesi aynı zamanda Çanakkale zaferini getirmiştir. Evet. Dolayısıyla bazen mağlubiyetler kötü sonuçlar doğurabilir ama topyekün sonuca baktığınız zaman aslında bir başarıdır. Sonuçta bir taarruz harekettir Sarıkamış. Her zamankinden farklı olarak yani 100 yıldır, bir asırdır müdafaada olan, zaman zaman topraklarını veren, insanlarını esir veren bir ülkeden taarruza geçen bir ülke görüyoruz. Özellikle Sarıkamış Harekatı'nın en önemli özelliği, uzunca bir süre sonra ilk defa Osmanlı'da ordu taarruza geçiyor. Dolayısıyla Rusları Kafkaslar'da bloke ederek Çanakkale Zaferi'nin gelmesini sağlıyor. Çok doğru bir cümleyle girdiniz. Peki efendim, teşekkür ediyorum. Bu Sarıkamış Harekatı bölge için ve bizim tarihi geçmişimiz için şüphesiz çok önemli. Ama bir Çanakkale Zaferi gibi de anılmıyordu son zamanlarda. Son zamanlarda canlanmaya başladı daha doğrusu. Devletin katkısı çok büyük Sarıkamış Harekatı'nı anma programlarında. Bunun sebebi neydi? Neden daha önce biz Sarıkamış Harekatı'nı layıkı veçile anamıyorduk? Sarıkamış'ı belki de yeteri kadar yorumlayamadık. Belki de önemini kavrayamadık. Ve bir de bir gerçek şu ki özellikle geleceğimizi teslim edeceğimiz gençlere geçmişimizi doğru anlatmamız gerekiyordu. Biz Sarıkamış'ı adeta bir utanç vesikası veya vesilesi gibi görerek gençlerimizden sakladık, anlatmadık. Halbuki Sarıkamış'taki tek cümle, ecdat donmak pahasına ülkesini savunmak için, toprakları bize yurt olarak bırakmak için donmak pahasına şehit olmaya gitti. Bu cümle gençleri geleceğe yetiştirmek için yeterli zaten. O zaman genç haklı olarak merak ediyor, dönüp araştırıyor, benim ecdadım hangi şartlarda donmak pahasına Sarıkamış'ta bu hareketi gerçekleştirdi? Niye yalın ayaktı, niye çarıklaydı, niye yazlık elbiseyleydi? Ona bakmak gerekiyor. Ve Sarıkamış'ın en önemli özelliklerinden biri şudur ki Sarıkamış'ta 90 bin şehidimiz nereden gelmişti? Hemen ona bakmak gerekiyor. Tabii Yemen'den, Kafkas. Yemen'den, Bağdat'tan, Kafkaslardan, evet. Bakü'den, Kosice'den, efendim Bosna'dan, yani Balkanlardan, Anadolu'nun her yerinden gelmişti. Ve kimlerdi bunlar? Etnik yapıları nelerdi diye baktığınız zaman Türkiye'nin rengi olan, zenginliği olan, mozaiği olan her etnik yapıdan insan vardı orada. Sebep ne? Toprakları yurt olarak, vatan olarak bize bırakmak adına kardeş olarak omuz omuza, sırt sırta donmak pahasına gözlerini kırpmadan şehit olmaya gittiler. Ve şimdi de kucak kucağa Sarıkamış'ta yatıyor. İşte evet, en güzeli o. Kucak kucağa yatan o kardelenleri iyi bilmek lazım. Onların değerini bugüne taşımak lazım. İşte gençlere bunu anlatabilirsek, bu zaten başlı başına bir başarı, bu başlı başına bir zafer. Bu başlı başına geleceğimizi kurmak için en güzel miras. Onun için Sarıkamış'ı bu yönüyle anlatmak lazım. Yani 1877'den itibaren, 93 harbinden itibaren bütün insanlarımız orada esaret altında. İnsanlar göçe zorlanmış, muhacir olmuş ve hep yenilgi tatmışlar. Çok yakında birkaç gün önce Profesör Doktor Selçuk Ural hocamdan da dinlemiştim. Kafkas Üniversitesi'nin iyi bir tarihçi. Hocamızın da cümlesiydi. Hep mağlubiyeti görmüş, hep sürgünleri, muhacir olmayı, göçmeyi görmüş bir gençlik tekrar dönüp Ruslara karşı başarı elde etmek, tekrar o coğrafyayı ele geçirmek istiyor. Ve yine Anadolu insanı bıkkın, bezgin. Neden?
en son Balkanlarda da bir mağlubiyet yaşamış. Dolayısıyla bir başarıya aç, bir başarıya susamışlık var. İşte Sarıkamış Harekatı taarruz olarak başlamış ve insanımızın tekrar Anadolu'yu işgalden kurtarmak, tekrar Kafkaslar'da, tekrar hatta Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri'yle bir araya gelip Türk İslam Devleti'ni, İslam'ı tekrar başarılı kılmak adına bir harekatın da aslında başlangıç noktasıdır. Ancak ne yazık ki özellikle ilkbaharda düşünülen harekat daha erken davrandı ve asker kışa hazırlanmadan, kış şartlarında muharebeye, savaşa hazırlanmadan cepheye sürülmek zorunda kalınınca ve daha da kötüsü... Ve gelen eleştirilerin başında da evet. Bunlar var zaten. Tabii orada şöyle, gelen eleştirilerin başındaki en önemli olay bu. Yani kış şartlarında muharebeye hazırlamadan askeri sahaya sürmek. Acaba bu daha macera kötüsü, mıydı? Macera değildi. Yine hocalarımın ifadesiydi. Bugünkü şartlarla baktığınızda ve sonuçlarını gördükten sonra özellikle eleştirebilirsiniz. Evet. Ancak önemli olan o günkü şartlarda değerlendirmek ve daha da önemlisi şu, yine eksik bildiğimiz bir şey. Aslında o gün için kış şartlarında savaş kararı alınınca İstanbul'dan 3 gemiyle mühimmat yola çıkıyor, giysi yola çıkıyor, erzak yola çıkıyor. Daha da önemlisi keşif uçakları yola çıkıyor. Ancak Ruslar uçakları Karadeniz'de batırınca işte asıl sıkıntı orada başlıyor. Bir de Enver Paşa'nın komutasındaki subaylar da diyelim, üst düzey subaylar da o gün Enver Paşa'yı çok dinlemiyorlar. Çok biraz kendi kafalarına göre hareket ediyorlar. Bu da çok bilinmeyen bir şey. Bu çok bilinmeyen bir şey. Aslında göğüs göğüse çarpışırken mesela 3. orduyu oluşturan 3 tane kolordu var. Bir anlaşma var. İşte birbiriyle haberdar olacak şekilde hareket etme var. Sonra bir tanesi işte kuşatmaya geçiyor. Mesela Sarıkamış'a 40 bin civarında askerin kuzeyden Allahu Ekber dağlarından gelmesi beklenirken o gün şartlarda 3400 tane asker gelebiliyor. Düşünebiliyor musunuz? İşte 10. kolorduyla 9. kolordu sonuçta Sarıkamış'ta birbirini destekleyecek şekilde bir araya gelecekler. Bir bakıyorsunuz biri 3000-4000 askerle geliyor, biri birkaç bin askerle geliyor. Evet. Ve 90.000 zaten oradan çıkıyor. Aslında 91 sembolik bir rakamdır. 90.000 şehit vermemişiz. Hastalıktan kaybettiğimiz şehitlerimiz var, donarak kaybettiğimiz ama daha da önemlisi çarpışarak da kaybettiğimiz şehitlerimiz var. Evet. Çünkü orada yine, boğaz boğaza bir çatışma da olmuş. Kesinlikle çatışmalar olmuş. Zaman zaman galibiyetler elde etmişiz ancak sürdürememişiz. Bir başka sebebi mesela Rusların Tiflis'ten Kars'a kadar demir yolu var. Kars'a kadar demir yoluyla her türlü mühimmatı, erzakı getirebiliyorken bizim en yakın 900 kilometre mesafede Ulukışla'da. Güneyde Irak sınırına yakın bir yerde Ulukışla'ya giden demir yolumuz var. Dolayısıyla erzağı da Kars'a, Sarıkamış'a hemen yetiştiremiyorsunuz. Bir başka sıkıntı o günkü şartlarda normalde askerlerin günde 20 kilometre mesafe kat etmesi gerekirken zaten açlıkla savaşan, yoklukla savaşan asker durumu var aynı 40 kilometre. 40 kilometre yol alıyorsunuz ve yine hocalarımızın güzel bir ifadesiydi. O günün en büyük sıkıntısı şu. O günkü harekatı yöneten komutanlar araziyi bilmiyor. Arazinin şartlarını bilmiyor. Belki de en büyük felaketlerden biri bu. Arazinin şartlarını bilmeden ezbere bir şekilde efendim şöyle hareket edersek şöyle olur deniyor. Halbuki öyle değildir. Yani çok daha bilinçli araziyi karış karış bileceksiniz. Ona göre askerinizi sevk edeceksiniz. Şartlarınızı ona göre belirleyeceksiniz. O da en büyük handikaplardan biridir. Ama en önemlisi bizim buradan gençlerimize alacağımız mesaj şu. Gençlerimize diyoruz ki bakın ecdat bu toprakları bize vatan olarak, yurt olarak bırakmak için 1000 yıldır o coğrafyada sadece Kars bölgesinde 1,5 milyon şehit vermiş. En önemli ve başta gelen şehidimiz de Ebul Hasan Harakani'dir. 900 yılların sonunda binlerin başında gelmiş. Özellikle Türklerin Anadolu'ya gelişini kolaylaştırmak için 33 yıl orada mücadele vermişler. 1033'te şehit olmuş. Sonra 1064'te Sultan Alparslan aniden ilk Anadolu'ya giriyor. Ve biz Sarıkamış şehitlerine kadar 1,5 milyon şehit vermişiz sadece o coğrafyada. Sebep ne? Tek cümle. Toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Biz o topraklarda 1,5 milyon şehit vererek vatan yapmışız. Sonra gelmişiz.
1914'te Sarıkamış harekatıyla 90 bin, sembolik de olsa 90 bin ecdat gözünü kırpmadan toprağı bize vatan olarak bırakmak için şehit olmuş. Hı hı. Hangi ecdat? Anadolu coğrafyasının neresinden olursa olsun, Balkanlardan, Yemenlerden, Bakü'den neresinde olursa olsun, hangi etnik yapıda olursa olsun, hangi mezhepte olursa olsun, kardeş olarak, birlik içerisinde, beraberlik içerisinde. İşte biz gençlere diyoruz ki, aman ha, dış güçlerin oyununa gelmeyin, kardeşliğimize halel gelmesin, bu coğrafyaların kıymetini bilelim. Ecdatın bize yurt olarak, vatan olarak bıraktığı bu toprağın kıymetini bilelim. Bilelim ki Atatürk geleceğimizi size emanet etti. Siz de geleceğimizi sağlam kurun. Evet, o mesajı 100 yıl sonrasına aslında taşımak burada amaç değil mi? Anma törenlerinde de asıl amaç bu, öyle değil mi Sayın Vekil? Bugünkü anma törenlerinden bahsedelim mi biraz da? Efendim, anma törenlerinde gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve bakanlarımıza müteşekkiriz. Son 11-12 yıldır yoğun bir şekilde sizlerin de katıldığı dönemler oldu biliyorum. Evet, katıldığı dönemler oldu biliyorum. Orada o havayı solumak, onların yaşadığı şartlarda bu olayı değerlendirmek gençler açısından apayrı bir psikoloji, apayrı bir ders tabiri caizse. Hemen yarından itibaren başlıyoruz. Öncelikle şehit ve gazi ailelerimize yarın öğlen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız bir öğlen yemeği veriyor. Onları anmak, yad etmek çok çok önemli, gazi ve şehitlerimizi. Evet. Akşam yine Kazım Karabekir Camii'nden, tarihi bir camiden mevlüt yayını var ve yine devamında şehir içinden şehitliğe kadar yaklaşık 3 kilometrelik mesafede meşaleli yürüyüş yapılacak. Orada da çok güzel bir ambiyans oluyor. Gençler, yaşlılar, gerçekten yaşlılar da dahil herkes o heyecanı yaşayarak meşaleli yürüyüş olacak. Bir sonraki gün yine Sarıkamış'ın sembolü haline gelen kardan heykellerimiz var. Ve geçen sene bir gencimizin bir cümlesini hiç unutmuyorum. Kardan heykellerin aman ha üzerine basmayın diyordu. Onu adeta dedesinin yerine koyuyordu. Dedemin üzerine basmayın diyordu. Bu çok önemli bir psikoloji. Evet. Yine aynı gün akşam panel var, tiyatral gösteriler var, tasavvuf musikisi var. Yarın akşam da yine cumartesi günü akşam da yine benzer bir şekilde güzel bir etkinlik ve anma olacak. Pazar günü ise Sarıkamış'ta şehitleri anma yürüyüşümüz var. Yaklaşık 8 kilometre. Yine 9.30'da, onların azlığı da yanlarında olacak mı gençlerin? 2013'te tabii ki gençlerin böyle bir organizasyon olacak. Vardı. Yaklaşık 8 kilometrelik mesafe ve 9.30'da başlayacak. Öğlen de törenle bitecek. Yalnız her zamankinden farklı olarak bu sene güzergahta bir değişiklik var. Onun da sebebi şu: başlangıçta toplanma noktasında bir baraj çalışmasının nedeniyle toplanma noktası öncesinde bir inşaat çalışmaları var. Dolayısıyla karda kışta özellikle gençler ve araçlar kayıp da herhangi bir sıkıntı oluşmasın, insanımıza bir şey olmasın diye sadece bu yıla mahsus olarak ana yol üzerindeki şehitlikten şehrin içindeki tarihi şehitliğe yaklaşık 8 kilometrelik mesafe, aşağı yukarı aynı 8 kilometrelik mesafeyi yürüyerek hem ecdadı anmış olacağız, hem inşallah ruhları şad olsun istiyoruz ve yine ecdadın ruhunun şad olabilmesi için de ecdat, evet torunlarım benim izinden gidiyor, bu coğrafyaya sahip çıkıyor, bu toprakları yine onlar da torunlarına yurt olarak bırakacaklar diyecekler ve biz de inşallah bu anlamda memnun olacağız. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sarıkamış Harekatı'nın hem önemini irdeledik birlikte, hem de bu yılki anma törenlerinden bilgiler paylaştı Sayın Vekil bizimle. Ahmet Arslan konuğumuzdu, AK Parti Kars Milletvekili. Değerli izleyenler, vefakar gençlik, cefakar ecdadını bu yılda unutmayacak. Şimdilik bu kadar, hoşçakalın.